Arkadaşlar merhaba. Bugün üzerinde konuşmak istediğim konu sünnet. Arkadaşlar konuyu biraz mizahi olarak ele almak istiyorum. Çünkü ciddi olarak ele alınca çok böyle asabım bozuluyor. Şimdi sünnet nedir? Sünnetten kastım erkeklerin e, dalgın işte kafasının öndeki derinin kesilmesi. Şimdi çocukken şunu söylediğimi hatırlıyorum. Sünnet olacaksın dediler. Dedim ki ne? İşte Gitti onun yarısı falan filan gibi bir espriler. Bilmem neler. Herkes oluyor falan filan. Dedim ki ben olmak istemiyorum. Yani babamla konuşuyorum böyle. Dedim ki ben istemiyorum yani ondan sonra. Sonuçta böyle benim bedenim. Benim bedenime kimse zarar veremez. Ya oğlum niye şimdi böyle yapıyorsun falan filan. Bir de böyle hani normalde şey vardır ya böyle. Böyle sürekli olmak için kaçan çocuklar. Hani anlatabiliyor muyum? Ağaca falan çıkıyor çocuk. Bilmem ne yapıyor. Bir yerlere saklanıyor. Arkasından böyle 20 tane herif koşturuyor filan. Ben şimdi biraz daha böyle hani babamla ilişkim şey olduğu için konuşma üzerine. Dedi ki baba ben istemiyorum yani. Hani yapamazsınız böyle bir şey. Ya oğlum işte nasıl diyeyim bu işte annem böyle diyor ki işte insan sağlığına şöyle zararlı bir şeymiş o deri. Ondan sonra diyorlar ki işte bu Allah böyle demiş bilmem ne filan. Beni bir şekilde kandırdılar. <laughs> şöyle ki ben sonra büyüyünce bir baktım, ne kitapta böyle bir şey yazıyormuş, Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yazmıyor. Ee, aynı zamanda sağlık, muhabbetleri muhabbetleriyle ilgili de onlar da nasıl, diyeyim işte normal herhangi bir şeyde olabilecek adamdaki rahatsızlık ve benzeri gibi. Hani nasıl diyeyim kulağını kesmek gibi, ya işte kulak şey oluyor, ya böyle burası kir tutuyor falan filan gibi. Buna bunun kadar saçma şeyler. Aynı zamanda ilk dediğim kitaba bakınca da. Kitapta da bunun tamamen tersi şeyleri okudu. Okuyunca şok oldum böyle. Beni nasıl kandırırlar? Toplum, ailem nasıl? <laughs> Şöyle. Kitapta yazan şu yani. Diyor ki insan mükemmel yaratılmıştır. İnsanın bedenine zarar vermek. Fizyolojik hani bir tarafını kesme bilmem neyi geçtim. Ee, günah. Çok günah. Yani nasıl diyeyim? Hani bedenine zarar veremezsin Allah'ın. Sonuçta böyle Allah bunu böyle yaratmış, değil mi? Yani nasıl diyeyim? Bir şi, bir surette yaratmış. Sen bunun işte ben şurası şöyle filan diye kesemezsin. Şimdi bundan dolayı kimseye hakkı helal etmiyorum. Bu toplumda nasıl bu kadar bu hale gelmiş? Böyle hani çünkü dini bir ritüel gibi yapılıyor. Herkes tık 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 yapıyor, değil mi? Yani ulan hiç mi biri sormamış? Yani bu nedir arkadaş? Biz bunu neden yapıyoruz? Sonra tarihe baktım karşılaştığım iğrenç şeyler. Bu zaten kölelere yapılan bir şeymiş. Köle toplumlarda, tamam mı? birilerini köleleştirmek için hani erkek kızışsın, işte böyle nasıl diyeyim? Kızışsın diyorum. Özür. Ee, şey yap olmasın. Nasıl diyeyim? Hassasiyeti kaybolsun. Çünkü şimdi oradaki kızışsından kastım sinir olsun. Çünkü adam tatmin olamıyor. Millet diyor, ya, Türkiye'de kadına neden şiddet var? Kardeşim neden olmasın yani? Oranların daha yüksek olması bu tarz ülkelerde daha çok mantıklı. Şöyle ki, öbür adam çakıyor geçiyor anladın mı rahat kafası gibi düşün. Bu adam bir şekilde aslında sen tamamen <laughs> nasıl diyeyim ne denir buna sakat bırakıldığı için bırakıldığımız için ne olmuş oluyor aslında bedenine bir zarar verip sana seni sakatlıyor yani. Tarih içinde dediğim gibi köleler filan muhabbeti. Kadına şiddet mevzusunda bence kesinlikle çünkü nasıl diyeyim yaşınız yetiyorsa cinsellik, saldırganlık buna benzer hani huysuzluk filan mevzularını anlayabilirsiniz. Ee, sonra baktım geçtim bunu daha da ötesinde kadınlara bile sünnet yapanlar var bazı ülkelerde. Bunu görünce dedim ki <laughs> tamam bunlar iyice kafayı yemiş. İyice kafayı yemişten kastım. Şimdi biz bir kadına... Erkek mantığıyla kadına şey yapınca sen ne diyorsun? Kardeşim bu kesinlikle günah diyorsun değil mi? Böyle bir şey yapamazsın. Hani kadını sünnet etmek. E, bu çok büyük bir günah diyorsun yani. Hakikaten de büyük günah. Kur'an-ı Kerim'de böyle yazıyor. i̇nsan yani bedenine zarar veremezsin yani. Ondan sonra. Ama kadınlar neden erkeklere karşı ya kardeşim bu yanlış filan ya da bilmiyorum anneler filan bunu demiyor. Bunu çok şaşırmışımdır yani. Tamam mı? Aynı zamanda şunu diyebilirsiniz hani nasıl diyeyim toplumdaki işte böyle hani dini bilmem ne. O dini adamların ben öyle dinle falan alakası hani toplumdaki figürlerin alakalı olduklarını düşünmüyorum tamam mı? Onlar böyle nasıl diyeyim şaklaman gibi geliyor bana hani milyonların önüne çıkıp hocam şu bilmem neyi bozar mı? Alt dudaktan yapıştım öpüşerek oruç açılır mı falan gibi. Orada toplumla hani böyle dinle dalga geçen bir şaklaban bir kitle. Ki bunların ataları da büyük ihtimalle hani kundaktaki bebeği boğdurdun. Tamam ya o da kitabına uydururuz falan diyecek. Din adamı kisvesi altında aşağılık yaratıklar benim gözümde, kendi gözümde. <laughs> yani toplum ve dinle dalga geçen, birlikte böyle kafa bulan tipler, saçma sapan sorular. Horozdan kurban olur mu? Haha, öbürküsü başka bir şey. Yok. Aklınıza gelebilecek salakça soruların hepsi. O yüzden onların da bir değerinin olmadığını anladım gibi. Şimdi gelelim e, bunun yani bununla ilgili ben mesela hayret ettiğim nokta şu. Normalde doktorlar var ya, ya doktorların ilk bu e, yemin ediyorlar değil mi? İlk kurallarından biri diye hatırlıyorum. İlk, ilki de olabilir. Tam bilmiyorum ama adamlar yemin ediyor abi zarar vermeyeceksin. Yani yurt dışında herhangi bir doktora ben zannetmiyorum böyle bir şeyi. Hatta bunun örneklerini falan okudum. Yurt dışında ülkelerde adamlar, hani Müslümanlar orada var ya. Ondan sonra adam diyor ki böyle bir şey olamaz diyor. Yani bu hani şeye aykırı. Hipokrat yeminine bilmem ne, zarar veriyorsun yani. Ama burada baktım doktorlar anladın mı? Para için mi yapıyorlar? Böyle düşünmek istemiyorum ama buna benzer örnekleri para için bu tarz şeyler yapan hani para için yapıyorlarsa eğer bunu tıbbi olarak düşünmeyip bunu ele almayıp ve bununla ilgili işte nasıl diyeyim bakanlık, işte nasıl diyeyim Diyanet filan bu konularla ilgili yani Diyanet'in en azından şunu söylemesi arkadaşlar bu farz değil en azından bunu söyleyecek cesarette olması lazım. Diyanet gibi bir kurumun başındaki insanlar gerçekten Müslümanlarsa bence ve ben e, şaibeliyim şunu söylemeye çalışıyorum. Gerçekten çıkıp bu farz değil kardeşim demesi lazım. Ve hangi şartları nedir? Bu sünnet midir? Peygamberimiz ne zaman sünnet olmuş? Nasıl olmuş? Bununla ilgili tarihsel bilgiyi vermeleri lazım. Müslümanlıktaki konumu budur. Tıbbi olarak da Zaten okuduğum makalelerde anladığım kadarıyla dedim ya. Yani bir doktorların bunların tıp bilmem ne birliği falan vardı. Onların da çıkıp kardeşim bu böyle bir şeydir falan diye bunu yapması lazım. Öbür türlü işte nasıl diyeyim hani krallar, şaklabanları onların etrafındaki böyle bunlarla sonra toplumda kadına neden şiddet uygulanıyor? Toplumda neden işte nasıl diyeyim erkekler, güçlü erkekler yok. Neden güçlü bilim adamlarımız, güçlü işte nasıl diyeyim firmalarımız, Hani anlatabiliyor muyum? Neden toplumda bilim ilerlemiyor yüzlerce yıldır? İlerlemez tabii abi. Adamı sen sakatlıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani köleleştirme üzerine mantığında. Yani köleleştirme konusu neyse ya. Arkadaşlar sünnet konusuyla benim demek istediklerim bunlar. Bir erkeğin de görüşlerini dinlediniz. Daha da ötesine gidecek olursam şöyle söyleyeyim. Bütün bir sistemin hani şu anda hani şöyle düşünüyorum. Çocuk aklımla şu andaki aklımı toplayıp şöyle söylüyorum, e, kandırıyorlar çocukları Allah'ın Allah böyle istemiş, İşte nasıl diyeyim bu dini bir şeydir diye kandırıyorlar. Beni öyle kandırdılar. Yok işte bu zararlı bilmem ne diye kandırıyorlar. Benim kendi bireysel düşüncem şu şekilde: Bütün bir toplum, bütün bu insanlar bu tarz böyle düşünmeyen mantıkta insan bedenine zarar veren bu şekilde aşağılık bir şekilde bir insanın bedenine zarar veren. Çünkü sonuç itibariyle o penis başı dediğin şey hassas olması gereken bir şey. Anlatabiliyor muyum? O deri oradaki o hassasiyeti muhafaza ediyor. Yani bunu Allah öyle yaratmış. Yani bütün canlılarda dikkat ederseniz bu böyle. O kesilince sağa sola sürtünce sen o hassasiyetini yok ediyorsun. Şu var. Şunu diyebilirsiniz. Başka diğer argümanları savunanlara söylüyorum işte yok şöyleymiş, böyleymiş bir sürü şey var. Bayağı bir okudum. Şunu da söylemek istiyorum. Kardeşim sana hani adam 18 yaşını geçer, bir din seçer. Din seçmeyi de millet hani doğunca, İslam yazınca nüfus kağıdına daha çocuk doğuyor. İslamiyet'te böyle bir şey yok. Akıl bali olma diye bir şey var. Aklı yerine gelir, der ki 18 yaşındadır. <laughs> kimisi 15 yaşında akıl bali olur, kimisi 23 yaşında olur. Kimisi seçmek de istemeyebilir, hiç fark etmez. Ben Müslüman olduktan oldum dedikten sonra kitapta yazmasa bile, Kitapta yazmıyor zaten böyle bir şey yani Delireceğim ya. Niye sinir oluyorum ya? Ya şöyle yani. Şu mantığın esiri oluyoruz gibi. Adam böyle savaşta ya da bir yere gidiyorlar. Bir tane papazı yakalıyorlar. Sünnet ediyorlar. Diyorlar ki Müslüman oldu. Böyle bir ya maymunlar cehennemi kelimesini böyle çok kullanmak istemiyorum ama gerçekten maymunlar cehennemi ya. Yani böyle bir mantıkla e aklınız filan biraz vicdanınız çalışıyorsa mantık bu yani. Papazı yakala savaşta sünnet et. Tamam artık bu da bizden. Sünnet oldu. Müslüman oldu filan. Yani anlatabiliyor muyum? Böyle eğer kafanız çalışıyorsa hani şunu demeyin yani. Ya bunlar milyonlarca, bunlar milyonlarca maymundan bahsediyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani demek istediğim biraz aklı, vicdanı, olayları. Ben kendi bunları düşünürüm. Eğer nasıl diyeyim yanlış olduğunu ya kardeşim bilimsel olarak, dini olarak, bilmem ne olarak sallamışsın şöyle şöyle işte nasıl diyeyim e, yalan atıyorsun ya da bak şu şu şeyler var doktorsanız bilmem neyseniz e, bu konuları e, yazarsanız hani bilgilendirme amaçlı sevinirim. Öbür türlü Animal Planet. <laughs> Hayvanlar böyle bir şey yapmaz ya. Vallahi bak. Sapkınlık yani. O boynuna halka bağlayan kadınlar gibi. Bir yerlerde şey yapmışlar yani kafayı yemişler. Neyse ya. Çok sinir oldum. Ben sinir etmeyin <laughs> Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Mutlu günler.